İyi günler, ben Osman Yardım. Bugün sizlere ikinci dersimizde, ilk dersimizde harman dalı oyunumuza başlamıştık. İlk iki adımı göstermiştik, boş ve düz adım ve ağır atlama heykel diye adlandırmıştık. İlk iki adımı göstermiştik. Bugünkü dersimizde, yani ikinci dersimizde eşme bir, eşme iki ve atik adımıyla beraber bitiriş adımını göstereceğim. Üç adımla dersimizi bitirmiş olacağız. Şimdi ilk iki adımı tekrar edip, bir kez tekrar edip diğer adımları öğretmeye başlayacağım. Sol ayak pençede başlıyordu ve kadın tabiriyle gösteriyordum. Sol ayak pençede başlıyordu. Bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz ve dokuz ve bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz ve dokuz ve ilk adım böyleydi, düz yani boş, ağır atlama ve heykel iki isimle adlandırılıyordu. Şu anda size üçüncü adım cümlesi, eşme adımını göstereceğim. Eşme 1 ve eşme 2 olarak adlandıracağım. Çünkü diğer oyunlarımız, adım cümlelerimizin hepsi 9 sayıda oluşuyor. Bu eşme adımı 2 9 sayıda oluşuyor. Yani müzik 2 defa tekrar ediyor. Ondan sonra bitiyor. 9 sayıda bitmiyor. 18 sayıda bitecek. Oyunu gösterdim, daha rahat anlayacaksınız. Aynı şekilde 3 veriye kadar aynı. Hiçbir değişiklik yok. 1 nokta 2 nokta 3 çek at. Uzattıktan sonra sağ ayağım havada, sağ ayağımla süpürmeye başlıyorum. Alt bacak sadece çalışmayacak, bütünüyle çalıştıracağım. Süpür, uzat, süpür, çek, uzat, süpür, çek, uzat, süpür, çek, uzat. İlk başta dışa doğru başlıyor. 1 süpür, uzat, 2 süpür, uzat, 3 süpür, uzat, 4 süpür, uzat. 4 kez süpürme yaptıktan sonra 7. sayı bitiyor. 8 ve 9 ve de bitirişe geçiyordum. 8. sayıda 8 ve 9 ve. Normal bitirişim neydi? 8 ve 9 ve. Aynısını çapraza alıyorum kendimi ve sağ kolumu öne, sol kolumu arkaya sarıyorum. Değişik hiçbir şey yok, farklı hiçbir şey yok. Bu bitirişi sadece yön değiştirerek yapıyorum. Çünkü ikinci sayıya başladığımda, ikinci adım cümlesine başladığımda bunu bütünleştirdiğimde anlayacağız. Burada 8 ve 9 ve 1 diye başladığımda dönüşe geçmiş olacağım. Şimdi artık baştan sonra tekrar ediyorum. 3, 4, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve. Yana doğru oynayayım. 3, 4, 1 ve 2 ve 3 ve 1 süpür uzat, 2 süpür uzat, 3 süpür uzat, 4 süpür uzat, 8 ve 9 ve. Kaldık bu soku. Sadece bitirişte karşı oynadığımda, bitiriş adımında yönümü son vereni alıyorum. Bundan sonra 1 ve 2 ve 3 ve diye karşıya döneceğim. Şimdi orayı göstermeye çalışacağım. Ne yaptık? Sol vereni kaldım. Sağ kol önde, sol kol arkada. Şimdi burada küçülerek başlıyorum. Çömelmeyi düşünüyorum. 1 ve 2 ve 3 ve de bu sefer sol ayağımı uzatıyorum. Tekrar ediyorum burayı. Sağ tabanda sol pençede normal başlangıç adımımız ve bitiriş adımımızla beraber kalmıştık. Buradayım. Burada küçülerek tekrar kırımı karşıya alıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve de sol ayağımı uzatıyorum. Ve aynı süpürmeyi bu sefer sol ayağımla gerçekleştiriyorum. 1 süpür uzat, 2 süpür uzat,
üstüpür uzat. Şimdi bundan sonra bas, çek, at, normal bitirişimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. İlk adımda eşve birden eşve ikinin farkı şu. İlkinde 4 süpürme, ikinci 3 süpürme yaptık. Buna dikkat ediyoruz. Tekrar ediyorum. En baştan adımı alıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 1. adım burada bitti. 2. adıma başlıyorum eşliği 2. 1 ve 2 ve 3 ve solda süpürmeye başlıyorum. 1 süpür uzat, 2 süpür uzat, 3 süpür uzat. Şimdi zevrek adımın genel karakteri olarak ilk videomuzda, birinci dersimizde size anlatmıştım. Bas çek atla devam ediyorum. Bas çek at, 8 ve 9 ve ile beraber adım bitmiş oluyor. Şimdi bu adımı müzikle beraber alalım. Sonra diğer adımımıza geçelim. Burada bas, çek, atla beraber
5 V'ye kadar gelmiş oluyorum. Bir daha yapıyorum şimdi. 1 V, 2 V, 3 V, 4 V, 5 V. Bas çıkartla beraber solda kaldım. Az önce sağda kalmıştım 3 V'de. Şimdi 5 V'de solda kaldım. Sol ayağımla beraber solu sağ dizime doğru kapatıp 6 V. Aynı sekmeyi solda yaptım ve parmak ucuna yükseldim. Aynı sekme adımını bu sefer sağ ayakla yapıyorum. Sol ağdaydı. Sektim, sektim. Sağ dışarı içeri kullandım. Bu karşılıklı çıkabilir. Dönem dönem ben de farklı şekillerde gösteriyorum. Bu tamamen kişisel ve yöresel olan farklılıklarla alakalıdır. Bu bir zenginliğimizdir. Bunu yanlış olarak değerlendirmeyelim lütfen. Burada sağda sağ ayak kullanırken dışarıda içeride bas çek at yaptım. İkincisini solda tutarak sol sol bas çek at yapacağım. Siz bunu sol içeride bas çek at da görebilirsiniz. Bu yanlış değildir. Bunu da dikkat olarak lütfen alalım. Şimdi baştan başlıyorum adımı. Kaldığım yere kadar geliyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve bas çek at 6 ve bundan sonra 6 ve bas çek at. Bir tane daha bas çek at yapıyorum. Yani iki sekmenin ardından da bas çek atla beraber hareketin devam etmesini sağlıyorum. Şimdi durmadan oraya kadar geliyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve bas çek at 6 ve pardon 6 ve bas çek at. Bundan sonra bizim bitirişimiz neydi? Sağ ayak tabana düşüyor, sol ayak ben şey bütün bitirişlerimiz aynıydı. 8 ve 9 ve bunda dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi. İlk dersimizde anlatmıştım. Bir önceki hareketin sonu, bir sonraki hareketin başlangıcı olması gerekiyor. Şimdi burada sekme adımında bu kural karşınıza net bir şekilde çıkıyor. Neden çıkıyor? Sağ ayak havada kalmıştı. 4 ve gitti artık. V'de önde olması gerekiyor. Bas çek at 6 ve bas çek at. Yani bir sonraki hareketi kendimizi biraz hazırlamamız gerekiyor. Akışkan olması için, takılmamamız için, daha rahat sürüklenebilmek için oyunun inşaatı anlamında. Buna dikkat ederek yapmamız gerekiyor. Şimdi adımı bir kez tekrar ediyorum. Sonra müzikle alıyoruz ve ikinci adımımızla bu dersimizi bitirmiş oluyoruz. Devam edelim şimdi. 3, 4, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve şimdi müzik alalım. Yani bu adım size ekstra bir adım karşınıza düğünlerde falan pek çıkmayabilir ama lütfen bunu boş geçmeyelim. Bu adım harman dalı oyunumuzun bitirişinde kullanılan, her oyunumuzda olduğu gibi bitirişte kullanılan adım cümlelerinden bir tanesi. Aynı şekilde 9 sayıdan oluşuyor. Ben adımı bir kere örnekliyorum, sonra parçalar halinde sizlere göstereceğim.
1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve yana alacağım kolumu. Şimdi 3 ve'ye kadar aynı. Hiçbir değişiklik yok demiştik. 1 ve 2 ve 3 ve. Burada 3. sayıda az önce anlattığım noktaya dikkat ederek söylüyorum. Bir önceki hareketin sonra bir sonraki hareketin başlangıcı demiştim. Burada 3. adımı dönüş için kullanmam gerekecek. Bunu daire formatını oynarsak daha rahat algılayacağız. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve olacak. Yani oyun akışkan halde gittiğinde nereye dönmem gerekiyorsa bir önceki hareket doğruya doğru yönelmem gerekiyor. Bunu da aynı şekilde kullanmamızı isteyeceğim. 1 ve 2 ve ben burada geri dönmem gerekiyor. Yana bas, uzat, geri döndüm artık. Bir hamleyle beraber bu dönüşü sağladım, sadece yana bastı. Bas, kır dizi, bas, çek, at. Şimdi sayıyla geri döndüğüm yere kadar gösteriyorum. 1 ve 2 ve 3 çek, at. Sağ ayak havada kaldı ve geriye döndü. Şimdi burada sağ ayağımı öne basacağım. Bas, kır dizi, bitti artık. Bundan sonra bas, çek, atla, tekrar karşıya dönmüş olur. Şimdi sayıyla beraber tane tane aynı adımları nasıl gerçekleştirdiğimi size anlatıyorum. 1 ve 2 ve şimdi yana bas, uzat, sağ ayak arkada kaldı. Sağ bas, kır dizi, bitti burada. Şimdi solu geri basacağım. Geri bas, uzatla, tekrar aynı yönden karşıya dön. Sayıyla yaparsam 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve de karşıya dönmüş olur. Devamında ne olacak? 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve biz hep bas çıkartla devam ediyorduk. Sağ ayak havada kalmıştı. 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve de bitiriş yapacağım. Şimdi bitiriş yerine geldim. Adımın son sayılarını anlatıyorum size. En son arkada ne yapmıştık? Sağ bas, kapat, bas, çek, atla, sağ ayak havada kalmıştı. Burada bas, çek, atla beraber tekrar solu alıyorum. Sağ havadaydı, bas, çek, at. Şimdi sol havadayken bas, nokta. Nokta yapacağım. Adımı sürükleyerek baştan sona gelirsem daha algılayıcı olacak sizler için. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 7 ve'de nokta yaptım, sağ ayağım noktada. 8'de ayağımı uzattım ve sağ kolumu en baştaki pozisyonda yana açıyorum. Sol kol aşağıda, sağ kol yanda. 8 ve ayak değiştirdim ve 9'da bitirdim. Şimdi akıcı bir şekilde adım cümlesini oynuyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve bitiriş adımı halk oyunlarımızın tüm yörelerimizde karşımıza çıkan bir olay var. Kadın oyunları genelde erkek oyunlarına uyarlanarak ortaya koyulmuş birçoğu. Bunda da genelde zeybek erkek ağırlıklı bir oyun olduğu için, erkek yemen bir oyun olduğu için erkek oyunlarıyla beraber uyarlanıyor. Bu bitiriş adımında farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Hakeza
parmak dalı oyunumuzun bireysel farklılıklarla beraber sergilendiği gibi bitiriş adımını da farklılaştırabiliriz, farklı şekilde gösterebiliriz bu adımımızda. Şimdi ben bu adımı size müzik eşliğinde oynayayım. Sonra bütün 3 adımı tekrar edip bugünkü dersimize de son vermiş olacağım. Evde kal, İzmir evde kal. İyi günler.